ki önce pandemi süreci hepimizi etkileyen bir sosyal sorumluluk. Adıyaman'da özel bir kurs merkezinde rehber öğretmen olarak görevini sürdüren Hüseyin Hazar, Perri Haber Ajansı muhabirine pandemi döneminde öğrencilerin merkeze aldıkları eğitim ve fiziki şartlara dair açıklamalarda bulundu. Sorunlarını egale etmeden, arka plana atmadan onları bir rahatlatmaya çalışıyoruz rehberlik olarak. Eğitimci Hüseyin Hazar, eğitim kurumu olarak pandemi sürecini en iyi şartlarda ve gereken önlemleri dikkate alarak ehemmiyetli bir şekilde sürdürdüklerini dile getirdi. Tabii ki önce pandemi süreci hepimizi etkileyen bir sosyal sorumluluk. Bunu sadece kurumlar değil, normal vatandaşımızın da çok ciddi ehemmiyet vermesi lazım. Kurumlarda verdiğimiz önem öncelikle öğrencilerimiz bu konuda bir motivasyon. Neden buradasınız, niçin burada bulunuyorsunuz? Sağlık sorunlarını egale etmeden, arka plana atmadan onları bir rahatlatmaya çalışıyoruz rehberlik olarak. Evet. Tabii ki fiziki önlemler var, sınıf içerisinde dizayn önlemler var. Arkadaşımızın sınıf içerisinde çektiği görüntülerde öğrencileri tekli sıraya oturttuğumuz, 12 kişilikle sınırlandırdığımız ve öğrencilere ders anlatırken kesinlikle maskeyle derse katılmaların zorunlu olduğunu belirttik. Soru çözümlerinde öğretmenlerimizle hem siperlik hem maskeyle tutumuna dikkat ediyoruz. Sabahları sağ olsun ilgili halkla ilişkiler uzmanımız öğrencilerin muhakkak ellerini ilaçlamalarını, dezenktife etmelerini, aynı zamanda ateşlerini ölçerek içeri alıyoruz. Bir diğer güzel önlemimiz öğrencinin özellikle öğlen arası yemeğe çıkarken dışarıdaki sosyal çevreyle yüz yüze yani fazla iletişime geçmesin diye öğlen arası kantinimiz yemek çıkarıyor. Ve burada da çocuklar çok böyle fazla toplumla iç içe katılmadan sadece grubun içerisinde derslerini öğrenip akşam evlerine gönderiyoruz. Ve çocuklara da bu pandemiyle ilgili sağlık bilgileri veriyoruz. Özellikle Milli Eğitim Bakanlığı'nın veya da Sağlık Bakanlığı'nın verdiği paylaşımları, haftalık veya da aylık ne varsa bunların paylaşımını verip çocuklarımızı bu konuda bilgilendiriyoruz. Sosyal mesafeye çok dikkat ediyoruz. Hijyen kuralları olmazsa olmazımızdır. Ve bu konuda biz öğretmen arkadaşlar, velilerimizde de bu duyarlılıkların olmalarını istiyoruz. Bu şekilde bir süreci yönetmeye çalışıyoruz. Özellikle dershanelerdeki o yoğun kalabalık kitlesinin bir nevi önüne geçmiş oluyor. Kapasite %50 işleyecek. Bu duyarlılık çok önemli. Ve dershanelerde önemli olan bir diğer serüven benim gözümde özellikle çok soru çözüm saatlerinde veya da işte öğrenci birebir uygulamalarında bu sosyal mesafe ve pandemi kurallarının muhakkak uyulması gerektiğini özellikle kurum için bunu öncelikle bir öneriyoruz. Öğrencilerin özellikle öğlen arasında yemeğe çıkarken dışarıda sosyal çevre ile yüz yüze daha fazla iletişime geçmelerini önlemek amacıyla kantinde yemek çıkardıklarını ifade eden Hazar, toplumla iç içe katılmadan sadece grubun içerisinde tutarak akşam eve gönderdiklerini söyledi. Velilerimize de lütfen şu konuda panik yapmamalarını istiyoruz. Yani 2020-21 eğitim öğretim yılı sonucunda sınav muhakkak olacak ve bu sınavdan dolayı çocukların geride kalmaması için kesinlikle destekleyici kurumlara yönelmeleri gerektiğini hatırlatıyorum. Çünkü biz öğrencilerimizi meslek becerisi yönünden donatmaya çalışıyoruz. Ve bu öğrencileri de rakiplerinden geri kalmamak için motivasyon veli tarafından yapılmalı. Öğrencilerin evden çıkış saatleri ve eve giriş saatleri ve geçirdikleri zaman dilimlerini kesinlikle kontrol altına almalarını istiyoruz. Bu kurallara uyarlarsa her şey daha düzenli ve güzel olur diye düşünüyorum. Özellikle biliyorsunuz malumunuz Eylül ayında lisans öğrencilerine bir sınav olacak. Hem eğitim bilimleri hem genel yetenek genel kültür sonra alan sınavı olacak. Onlar benim değerli meslektaşlarım. Bu son bir ayda yapılacaklar, daha doğrusu son 20 günde yapmaları gereken şey daha çok denemeye yönelmeleri. Denemede çıkan eksik olan konular eğer şayet unutulmuşsa tekrar boyutuna yönelmeleri gerekmekte. Ve sınav psikolojisi çok önemli ve sınavı yönetmeleri gerekir. Bu yıl olduğu gibi pandemi sürecinde de aynı şekilde sınav psikolojisinin çok önemli olduğunu, yönetmeleri gerektiğini söylemiştik. En iyi olduğu derste başlamaları gerekir, çözmeleri. Bunlar öğretmen adayı da olsak da. Çünkü biz de sonuçta stresliyiz. Sonraki bir sınavımız ön lisans grubuna sınav olacak. Sonra normal orta öğretim grubuna 2 yılda bir yapılan bir sınavımız var. Özellikle pandemiden dolayı istediğini bulamayan orta öğretim öğrenci, yani üniversite hazırlık grubu öğrencileri kendilerini üzmesinler. Gerçekten oturup bilgilerini bir gözden geçirip orta öğretim sınavına girdiklerinde çok güzel puanlar alacaklar. Belki burada bir memuriyet şansı veya da farklı kurumlarda iş verme imkanı olacak. Bu açıdan da bir serüvendir. Yani bir dikkat etmemiz gerekiyor. Yani bir noktada bir şey kesilebilir ama başka yerlerde yeni umutlar da olabilir.